Bak sakın yine ağlamaya başlama. Neden? Neden az önce içeridekilere o canavarla nişanlı olduğumu söylediniz? Yaşananları biliyorsunuz. Benim ne hissedeceğimi hiç düşünmediniz mi? O an bana göre doğru olan neyse onu söyledim. Ki böyle bir şey söylemeseydim seni bu evden atarlardı. Ne yapardın o zaman? Rudra'nın nasıl kızacağını tahmin edersin. Odadan çıkar çıkmaz bağıracağını sandım. Yardım isteyeceğini, kaçmaya çalışacağını. Ama yapmadın. Sen aptal mısın? Akıllı mısın yoksa? İstedim. Aslında bağırmak istedim. Her şey yalan diye. Bağırmak. Ama o bana demişti ki... Unutma. Öyle bir şeye kalkışırsan, daha cesedini yakıp kül etmelerine fırsatı olmadan bütün Birpur'un yanıp kül olmasını sağlarım, haberin olsun. Eğer kaçmaya kalkışırsam bütün yakınlarımı öldürecekmiş. Benim doğup büyüdüğüm köyü yakacakmış. Evet. Sözünün eridir benim oğlum. Kaçmış olsaydın söylediğini kesin yapardı. Ben... Hiçbir şey söylemene gerek yok. Bu kızı tanıyorum zaten. Ha? Evet. Rudra'nın takip ettiği olayda bir tanık o. Çok şükür sana da açıklamayacağım. O kadar insana anlattım ki artık yoruldum. Abi bugünü kurtarmayı başardın. Peki yarın ne olacak? Ne mi olacak? Ne? Neden korkuyorsun? Sorun ne? Muhini nasıldır sen de biliyorsun. Onun sessiz kalmayacağını tahmin ediyorsundur. Aklına koyarsa bu işi kurcalar. Onunla ilgili söylediklerimize inanmaz. Gerçeği bulana kadar rahat etmez. Sonra ne olacak? Bunların hepsi senin yüzünden. Seni Muhini ile evlenmeye zorladık mı? Evlen diye baskı yaptık mı? Ha? Başkasıyla evlenmiş olsaydın bugün yüzün gülerdi. Onun kuklası olmazdı. Tamam neyse yeter yeter. Bana öyle imalı bakmayı kes artık. Evet biliyorum. Sizi ben bir araya getirdim. Ama sırf benden yaşça küçük olduğun için her dediğimi yapacak değildin. Peki şimdi ne yapacağız abi? Bunlara hep Rudra neden oldu. O dönsün de bakarız. O sorunu halleder. Ama abi ne telefonu açıyor ne de nerede olduğunu bilen var. Sen rahat ol kardeşim. Ben odama gidiyorum. Rudra gelince bakarız.